Ben giyineyim, sonra bana neler olduğunu anlatırsın. Tamam abla. Hadi Fırsat da giyinmen lazım. Heh, sen de bunu... Ne oldu? Yok bir şey. Versene. Ya Fırsat da ver. Ceren! Ya ama ver. Al! Demek giymesen daha iyi olur. Nasıl bana sormadan elbisemi kesip bez bebeğine elbise yaparsın? Ama en güzel elbisen oydu. Sorsan bile izin vermezdin ki. Ne oluyor burada ya? Ne bu bağırışlar? Çilek Hanım'a sor. Bütün kabahat bizde. Bu bez parçasını nereden buldun da bebeğine elbise yaptın diye sormak hiçbirimizin aklına gelmedi ki. Özür dilerim abla. Dileme Çilek. Seni affetmeyeceğim. Al geri kalanıyla ne yapacaksan yap. Ama benimle bir daha konuşma. Durun. Tuğçe ise sakın babamın akşama izin vermediğini söylemeyin. Niye? Söylemeyin işte. Ben onunla yalnız konuşacağım. Söylemeyelim tabii. Bırakalım kendi anlatsın. Bir gurur meselesi. Aman iyi, tamam. Sen de Çilek. Benim artık kimseye bir şey söylemeye yüzüm yok. Merhaba Ceren. Gel Kerem. Giyinme misin de? Birisi giyeceğim şeyden bebeğine elbise yapmış da ondan. Bekle, hazırlanayım. Sonra hemen çıkalım. Biraz daha evde kalırsam sinirimden Çilek'in saçlarını yolacağım. Merhaba. Merhaba. Nasıl olmuş? Akşam için şimdiden hazırlandım. Çok güzel görünüyorsun. Niye bana öyle bakıyorsunuz? Gel Tuğçe, odama çıkalım. İşten karşılamış ablacığım. Seninle hala küsüm. Peki abla. Sen otur Kerem, ben tuvalete gidip geliyorum. Sen de bana küsmüyorsun değil mi? Değilim, ama Ceren'e çaktırma. Benim başımın tatlı belaları. Ceren bebek senin olsun. Bu senin bebeğin, bana verme. Abla, sen bana küsünce ben çok üzülüyorum. Ben bez bebeğimle seninle oynamak istiyorum. Özür dilerim. Sana yeni bir elbise alsam beni affeder misin? Bana elbise almana gerek yok. Hı? Ama bir daha eşyalarımı kullanmadan önce izin alacağına söz verirsen belki seni affedebilirim. Teşekkürler. Hem de rüyalar beyaz.